Arkadaşlar merhaba. Limit konusuyla beraberiz arkadaşlar. Şimdi limit dediğim şey aslında yaklaşma demek arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Sen çevre yoluna çıktın. Bekliyorsun. Arkadaşın aradı. Birazdan yanındayım dedi. Arkadaşın kaç farklı yoldan gelebilir? Ya sağdan yaklaşacaktır sana ya da soldan yaklaşacaktır. Bak sen zaten A noktasındasın. Sağdan yaklaşmayı ben A artı ile gösteriyorum arkadaşlar. Yani diyeceğim ki X A'ya sağdan giderken soldan yaklaşmayı da A eksi ile gidiyorum arkadaşlar. X A eksi diyeceğim buna da. Limit çok yaklaşmak demek arkadaşlar. Mantığını böyle kurabiliriz. Arkadaşlar limitin genel tanımı limit X A'ya giderken f(x) eşittir L'dir. Genel tanımını bilmekte yine yarar var arkadaşlar. Grafik üzerinde limitleri bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Ben A'ya sağdan yaklaşmaya başlıyorum. Ve sağdan yaklaştıkça bak noktayı kontrol et. Buradayım. Diğerinde buradayım. Gitgide ne oluyor? L noktasının dibine kadar giriyorum. Ama L'ye ulaşamıyorum tabii. Aynı şekilde soldan yaklaşırsam da bak yine geldim 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 dibine kadar giriyorum L noktasını. Yani L'ye yaklaşıyorum arkadaşlar. Burada sağ tarafta sol tarafta L'ye yaklaştığı için şöyle yazalım isterseniz. Limit x a'ya sağdan yaklaşırken fx L çıktı. Limit x a'ya soldan yaklaşırken fx yine L çıktı. Her ikisi de L çıktığı için arkadaşlar sağdan ve soldan limitler aynı olduğu için bu noktada limit vardır ve limit L noktasıdır diyoruz. Bunu da şöyle yazabiliriz. Limit x a'ya giderken fx eşittir L diyebiliriz arkadaşlar. Burada bir şeye dikkat ettin mi? Bak şu nokta tanımlı değil. Ama bu noktanın limiti var. Yani limitin olması için fonksiyonun o noktada tanımlı olmasına gerek yok arkadaşlar. Soldan ve sağdan limiti anlatmış arkadaşlar. Dediğim gibi bilmen gereken en önemli şey sağdan ve soldan limitler eşitse limit vardır ve o noktadır diyoruz. Yine aynı şekilde sağdan ve soldan limitin grafikler üzerinde incelenmesi. Arkadaşlar bakalım soldan yaklaş diyor. Hemen A'nın solundan bir noktayı seçeceksin. Çok yaklaşacaksın. Neye yaklaşıyorum ben? L1'e. O zaman A'ya soldan yaklaşırken L1 noktasına giderim. Ne demiş? A'ya sağdan yaklaş. Sağdan geldim, geldim, geldim. Dibine kadar girdim. E bu da ne olacak? L2 noktasına gidecek arkadaşlar. Evet, limitin özellikleri arkadaşlar. Limitin özelliklerinde limit x 100 bine giderken 5. Yani sabit sayının limiti var. Arkadaşlar x yerine 10 bin yazman lazım değil mi mantık olarak? Yazamayacaksın x yok. O zaman bunun limiti direkt 5'tir. Bunu unutma. Sabit fonksiyonun limiti kendisidir arkadaşlar. Toplama, çıkartma, çarpma ve bölmelerde biz arkadaşlar limiti ayırarak yazabiliyoruz. Örnek veriyorum bölmeyi yazayım. Limit fx bölü gx'i sen limit fx bölü limit gx olarak açabilirsin. Özellikle bölmeyi yazdım çünkü bölmede şuna dikkat et. Gx eşit değildir. Limit gx eşit değildir sıfıra. Neden? Payda sıfır olursa tanımsız oluyor. Aynı şekilde mutlak değeri dışarı atabilirsin. Kökü dışarı atabilirsin. Logaritmayı dışarı atabilirsin. Sabiti bak şimdi limit 2 fx verdi sana. 2 burada sabit sayı değil mi? Hiç uğraşmıyorsun. Dışarı sallıyorsun. Soruya devam ediyorsun. Burada bir önemli detayımız daha var. Arkadaşlar polinom fonksiyonunun limitleri görüntü değerine eşittir. Yani polinom gördüğünüz zaman noktayı dümdüz gidip yerine sadece yazıyoruz. Bakalım mesela bir polinom vermiş bana. Nereden anladım? Kuvvetleri doğal sayı arkadaşlar bunun. Git yerine eksi 2 koy diyor. Eksi 2'nin küpü artı 5 çarpı eksi 2'nin karesi
Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 1 gelecek arkadaşlar. Buradan da eksi 8 artı 20 artı 4 artı 1'den cevabım 17 gelecek arkadaşlar. Olay direkt bu. Polinom olduğu için yerine koyabildik. Bak yine bir polinom. A'ya eşittir demiş ama A doğal sayısını bulabiliyorsan bul. Şimdi burada şunu yapabilirim ben. Bak şimdi şuraya iyi bak. Şuradan 2'yi karaladım. Bunun yerine 1 artı 1 yazdım. Bak şu ifadeye bak. X üzeri 4, 4x küp, 6x kare, 4x artı 1 artı 1 oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar şu kısım x artı 1'in dördüncü kuvveti artı 1'im var. Bu da a'ya eşit arkadaşlar. Şimdi x yerine de 19 koy diyor. Bu da 20'nin dördüncü kuvveti artı 1'dir arkadaşlar. 20'nin dördüncü kuvvetine 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 4 diye açabilirsin. 2 üzeri 4 16, 10 üzeri 4 1, 2, 3, 4 tane 0 koyduk arkadaşlar. Yani buradan 160 bin gelecek. Bir daha ekleyince 160 bin 1 gelecek arkadaşlar cevabımız. Evet devam edelim. Logaritmalı bir sorumuz var arkadaşlar. Bak fonksiyonun tersini vermiş. Fonksiyonun kendisiyle ilgili bir ifadeyi istiyor. Fonksiyonun tersini direkt bulmaktan sonra ben şöyle bir yol yapacağım arkadaşlar. Ben bunun sonucunu bir a'ya eşitleyeceğim. Şimdi bana ne diyor? Eksi 3 mü koy yerine diyor. Eksi 3'ü koydum. Ne oldu? F eksi 3. A'ya mı eşit? Doğru mu? O zaman f'in tersinde a da eksi 3'e mi eşit olmak zorunda? Soru zaten burada. Bitti artık arkadaşlar. Benden zaten a'yı istiyordu. Üst tarafta x yerine a yazalım. F'in tersinde a eşittir. Logaritma 2. X yerine a yazdım. A artı 3 bölü 16 geldi arkadaşlar. Buradan ne yapabiliriz? Zaten bunun sonucu da eksi 3'tü. 2'yi üstel fonksiyon olarak karşıya attım. A artı 3 bölü 16. 2 üzeri eksi 3 oldu. Yani bu da 1 bölü 8. Değil mi? 8 ile 16'yı sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Demek ki A artı 3 arkadaşlar direkt ne geldi? 2 mi geldi? A da buradan eksi 1'dir. Bu kadar basit aslında. Evet. 3'e soldanı vermiş, 3'e sağdanı vermiş. Ve diyor ki bu ifadenin değerini bulun. Arkadaşlar 2'ye soldanı şöyle düşün. 1'den küçük bir değer. 2'ye sağdanı da 1'den büyük, pardon 2'den büyük bir değer olarak düşünürsün. Şimdi 2'ye soldan geliyor. 5'ten 1,9 çıkıyor. Ne olacak arkadaşlar? 3'ten biraz daha büyük bir değer çıkacak değil mi? 3'ü geçtiysem artık 3'ün sağındayım ben. Artı diyorum arkadaşlar. 2'ye soldanı 1 ekliyorum. 3 soldan gelecek. 3'ten küçük bir değer gelecek. F3 soldan diyorum arkadaşlar. Bölü aynı şekilde 1,9 olduğunu düşün. 2 ile çarptın 3, 8. 1 çıkarttın 2,8. Yine 3'ten küçüğüm. F3'ün solu diyeceğim arkadaşlar. Değerleri de yerine yazarsam ne geliyor? 3'ün sağı 5. 3'ün solu 4. 3'ün solu 4. Yani buradan cevap 9 bölü 4 geldi. Evet sıradaki soru yine elemeli bir soru arkadaşlar. Bakalım eksi 2'ye soldan yaklaş. Eksi 2'ye soldan yaklaşırsam 1 geliyor arkadaşlar. Peki 1'e sağdan yaklaş diyor arkadaşlar. 1'e sağdan yaklaştığımda da eksi 2 gelecek. Ben bunları topladığımda eksi 1 gelmesi lazım. Cevap 0 gelmiş. Elendi arkadaşlar. İkinciye bakalım. 2'nin soldan değeri 0'dır demiş. 2'nin soldan değeri şuradayım. Ben arkadaşlar bu noktaya yakınsadığım için yani 0'a yakınsadığım için bu şık
Doğru gelecek arkadaşlar. 3'te ne demiş? Eksi 3, 3 aralığında A tam sayılarının 4 tanesi için limitleri fonksiyonun değerine eşittir demiş arkadaşlar. E şimdi şuraya bakalım. Bunun limiti arkadaşlar 0. Nereden biliyorum? Sağdan limiti 0, soldan limiti 0. E kendisi de 0. O zaman bu nokta olur. Eksi 3 noktası olur. Eksi 2'ye bakmama gerek var mı? Yok. Çünkü eksi 2'de limit yok arkadaşlar. Eğer kopup başka bir yere taşındıysa orada limit aramana gerek yok. Zaten arkadaşlar limit yoktur. Peki bunun şöyle içinde bir eksi 1 var değil mi? Eksi 1 de aynı şekilde şurada olacak. Sağdan soldan limitler aynı. Kendisi de aynı. O zaman eksi 1 de buraya dahil. Başka? Sıfır noktası aynı şekilde. Biz aslında ne arıyoruz biliyor musun? Hiç kopmadan devam edenleri arıyoruz. Sıfır da var. Bak burada yine kopma var. Bu noktayı direkt geçtim. İki noktası kopma var. Direkt geçtim. Bunlarda limit yok biliyorsun. Kopup taşındıysa limit yoktur. Ama üç noktası dümdüz devam etmiş. O zaman bir de üç noktasını alıyorum. Evet, dört nokta sağladı. Cevap 2 ve 3 arkadaşlar. Evet, sıradaki soru yine benzer bir soru arkadaşlar. Yalnız bu sefer bileşke fonksiyonu vermiş. Lütfen bileşke fonksiyona bir dikkat edelim. Biz bunu şöyle yazabilir miyiz? Limit x 1'e soldan giderken f parantezinde f x. Değil mi? Şimdi ne yazıyorum? Limit x 1'e soldan giderken aslında direkt bunu yazdım arkadaşlar. Ne geliyor? F parantezinde f'in 1'e soldanı gelecek. Yani ben 1'e soldan giderkene bakacağım arkadaşlar. Peki 1'e soldan giderken kaç çıkıyor arkadaşlar? 1'e bir soldan gidelim. Şuradan gidiyorum. 3 değil mi? 3'e yakınsıyor. Ama işlemim devam ettiği için şuradaki değer bak buraya geliyor. 3'ten biraz küçük değil mi? 3'ten küçükse ben buna ne diyeceğim? 3'ün solu diyeceğim arkadaşlar. Yani bu f 3'ün solunu istiyor senden. F 3'ün solu nedir arkadaşlar? Bakalım. 3 burada. Solunda ne var? 1. O zaman burası 1 geldi arkadaşlar. Diğerine 1'e sağdan giderken x artı 2 istiyor. Bu biraz daha kolay değil mi? F 1 artı 2'den. Ne olacak? F 3'e sağdan giderken istiyor senden. 3'e sağdan giderken de arkadaşlar direkt 3 noktası gelmiyor mu? Bu da cepte. Diğeri de 3 geldi. Burası 3 geldi. Bileşke fonksiyon 1 geldi. 1 ile 3'ü topladım. Cevabım 4 arkadaşlar. Evet arkadaşlar, parçalı tanımlı fonksiyonların limitinde uzun bir tabi metin var ama ben sana şöyle özetleyeyim bunu. Arkadaşlar bak, şurada yazan değerler kritik noktalar. Seni sadece kritikler ilgilendiriyor. Geri kalan hepsini yerine yazıp koyuyorsun. Parçalı tanımlarda, kritik fonksiyonlarda, kritik noktalarda sağdan ve soldan limit incelemen lazım. Diğerlerinde olduğu gibi yerine koyup geçeceğiz. Şimdi mutlak değerde de mantık aynı. Mutlak değerde de şunu yapıyorsun. Kritik noktaya dikkat et. Mesela x eksi 2'de 2 benim kritik noktam değil mi? 2'den büyük olursa dışarı farklı çıkacak. 2'den küçük olursa dışarı farklı çıkacak arkadaşlar. Buna dikkat. Mesela şöyle bir parçalı fonksiyon vermiş bize arkadaşlar. Ve demiş ki bu fonksiyonda mn'yi bulunuz. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Direkt x'i 3 noktasında eşitlememiz gerekiyor değil mi? Kritik nokta üzerinden gitmemiz lazım. Şimdi ne olmuş? 3 gelmiş, 3 gelmiş ve 3 eşit. Arkadaşlar limitinin olması için sağdan ve soldanların birbirine eşit olması mı lazım? O zaman soldan gittiğimde x yerine tabii yine ne koyacağım? 3 koyacağım. 3m eksi 2 eşittir. Sağdan gidelim, 3 koydum. 13. Eksi 2'yi karşıya attım. 3m eşittir 15. M buradan 5 geldi arkadaşlar. Bu cepte. Peki sonucu ne çıkıyormuş? Bunu sağdan soldan eşit istediğim yerde yerine koyabilirim. Mesela gittim şurada yerine koydum arkadaşlar. X yerine kaç koyacağım? 3. 4 çarpı 3 artı 1'den
13 geldi arkadaşlar. Benim N sayım. Biri 13, biri 5. Topladım. Cevap 18 geldi arkadaşlar. Sıradaki soruyla devam edelim. Her x gerçel sayısı için limit vardır. Şimdi zaten diğer noktalara bakmaya gerek yok. Kritik nokta haricindekilere bakmaya gerek yok. Onlarda limit zaten olacak. Ama kritik noktaları dikkatli incelememiz lazım. Şimdi bak buraya dikkat et. Bir 1'i inceleyeceğim. 1'e soldan bakarken bunu, sağdan bakarken bunu kullanacağım. Yerlerine 1 koyuyorum. A artı B eksi 2 eşittir. Şu yazı gelsin. Eksi 2. Şunları sildim. Devam ediyorum. Eksi 2 eşittir. Logaritma. Şunlara da aldı arkadaşlar. Evet. Soruya baştan bakalım. Arkadaşlar bir noktasına bakıyorum. A artı B eksi 2 eşittir. Logaritma 2 tabanında 8 gelecek arkadaşlar. E şimdi 2 tabanında 8. 8 neydi? 2'nin küpü. 3 boşa düştü. 3 logaritma 2, 2. Şurası 1 değil miydi? Bunun cevabı 3 yani. Şurası 3. A artı B eksi 2, 3. Buradan da A artı B 5. Bu benim birinci denklemim. Bir de 3 noktası için ikinci denklem yazacağım. Şu ikisini inceleyeceğim arkadaşlar 3 noktasında. 3'ü yerine yazdım. Logaritma 2 tabanında 16 eşittir 3B eksi 2A geldi. 3B eksi 2A da buradan 4 geldi arkadaşlar. 2A da buradan 4 geldi. 4'ü nereden buldum? 16 2'nin 4. kuvveti. E şu ikisini yazıp çözeceğim. Eşittir 4. Gerekli işlemler yapıldığında zaman kaybetmeyelim isterseniz arkadaşlar. Buradan A'mız 11 bölü 5. B'miz de 14 bölü 5 geliyor. B eksi A'yı istiyor. 14 bölü 5 eksi 11 bölü 5'ten cevap 3 bölü 5 geldi. Evet, diğer soru arkadaşlar. Ne diyor? Yalnız bir noktada limiti yokmuş. Arkadaşlar bütün noktalarda limiti olacak bunların. Sadece tek bir noktada olmayabilir. İki noktası. Sağdan ve soldan limitler farklı olursa ben burada limit yoktur derim arkadaşlar. Yani ben şunu yapacağım. Limit x 2'ye soldan giderken fx eşit değildir. Limit x 2'ye sağdan giderken fx diyeceğim arkadaşlar. Burada o zaman ilk başta buraya bakıyorum arkadaşlar. X yerine 2 yazdığımda 2a kare artı x 2'den 2'nin solundan yaklaşıyorum. Ona dikkat et. 8a eksi 6 eşit değildir diyorum. Bir de 2'nin sağına yaklaşalım arkadaşlar. Buradan ne gelecek? 4 eksi a kare eksi 5a gelecek. Buradan bir tüm hepsini toplayalım. 3a kare artı 13a eksi 10 eşit değildir. 0 olmalı. Çarpanlarını ayırırsam 3a derim. Eksi 2, 5 derim arkadaşlar. Yani 3a eksi 2, a artı 5. Yani o zaman a buradan bir eksi 5 olamaz. Bir de a buradan arkadaşlar 2 bölü 3 olamaz. Yani şu iki değeri alamaz arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar, ÖSYM'de bu tarz bir soru soruldu. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. ÖSYM bu tarz soruları seviyor. Şimdi arkadaşlar, birinci şık zaten eleniyor. Bak bana şunu vermiş. Limit x3'e giderken gx, x3'e giderken a'dır demiş. Ben konunun en başında ne demiştim? Limitin olması o noktanın tanımlı olduğu anlamına gelmiyordu değil mi? O zaman 1 direkt elendi. E belki F3 veya G3 tanımsız arkadaşlar. Değil mi?
Şu doğru gelecek. Sebebini hemen şöyle göstereyim. Limit x 3'e giderken fx artı limit x 3'e giderken gx diye açabilir miyim ben bunu? Arkadaşlar şuraya a demiş. Buraya da a demiş. Topladım. 2a mı geldi? Bana da onu demiş zaten. Bu da doğrudur. Hocam 3 de doğru gelecek. Tabii ki değil. Sebebi şu. Sen bunu ayırdın. En sonuna geldi. A bölü A geldi. Sen de 1'dir dedin değil mi? Peki A hakkında sana 0 değildir dememiş ki. Ya bu 0 bölü 0 olsa? Tanımsız olur. Sana daima soruyor. Yani bu her zaman sağlanmaz. Cevap yalnız 2'dir arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun eksi 2 6 aralığında kaç farklı tam sayı değeri için limiti vardır? Zıplayıp başka bir yere taşındıysa arkadaşlar limit yoktu. Buraya bak. Zıplayıp başka yere taşınmış, limit yok. Olanları soruyor değil mi? Tamam. Başka. Şurada mesela sıfır noktası var arkadaşlar. Sıfır noktası 2'nin sağından da solundan da baksan hiç kopma yok zaten. Burada limit vardır. O zaman sıfırı yazdım. Başka bir noktası. Bir noktası bak nokta burada olması önemli değil. Sağdan ve soldan limitleri her ikisi de 4. O zaman 1'de de limit vardır. 2 bak gelmiş kopmuş buraya gitmiş. Burada limit aranmaz. 3 gelmiş kopmuş buraya gitmiş. Başka yerden devam etmiş. Limit aranmaz. Ama 4 noktasına bak. Tam burası değil mi? Sağdan soldan kopma yok. 4 noktası limitlidir arkadaşlar. 5 noktası gitmiş kopmuş. Burada da limit olmaz. Ama 6 noktası olduğu gibi devam etmiş değil mi? 6'da da limit vardır arkadaşlar. Yani 4 farklı değerde limit aranır. Evet arkadaşlar. Ne diyor? Fx fonksiyonu verilmiş. Eksi 1'e sağdan yaklaş. Eksi 1'i buldum. Sağına gittim. Ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 geldi. 1'e soldan yaklaş. 1'in solu. Şuradayım. Yukarıda yer yok. Aşağıya gittim. O da arkadaşlar yine ne geldi? 1'in solu da. 1'in solu yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu da eksi 1 geldi. 1 geldi. Ve ne diyor? 2'nin sağı diyor arkadaşlar. 2'nin sağına baktığımız zaman 2'nin sağı ne gelecek buradan? O da 4 gelecek değil mi? Şu da 4 arkadaşlar. Tekrar bir kontrol edelim. Eksi 1'in sağı. Eksi 1'in sağına gittim. Eksi 1 geldi. 1'in solu. 1'in soluna gittim. Eksi 1 geldi. 2'nin sağı. 2'nin sağına gittim arkadaşlar. Oradan da 4 geldi. Yani cevabımız 2'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar limit 1'in sonuna geldik. Sıra limit 2'de. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.